Bir milyonların beklediği EYT, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden bir buçuk milyondan fazla kişinin yararlanması bekleniyor. Yeni yılda EYT ile ilgili çalışmalar tamamlanacak. EYT'nin 15 Ocak'tan önce yasalaşması olası. Yeni yılda gündeme gelecek bir diğer konu sözleşmeli personele kadro konusu. 424 bin kişinin yararlanması beklenen düzenlemede 3 yıl çalışma şartı aranacak. 1 yılda aday memurluk süreci olacak. Daha önceki düzenlemenin dışında tutulan 227 bin kişi ise doğrudan kadroya geçebilecek. AK Parti ve MHP'nin hazırladığı başörtüsü teklifi Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a sunulmuştu. Düzenleme için mecliste bir anayasa komisyonu toplanacak. İki maddelik düzenleme ile başı açık ve başı kapalı kadınların bu özgürlükleri teminat altına alınmış olacak. Şubat ayında düzenlemenin referanduma gerek kalmadan genel kurulda kabul edilmesi bekleniyor. Ayrıca AK Parti, mecliste çalışan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenmesini içeren kanun teklifi hazırladı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un da imzasını taşıyan teklifle mecliste görev yapan sözleşmeli personelin çalışma koşulları rahatlatılacak. Düzenlemenin geçmesi durumunda mecliste görev yapan sözleşmeli personeller tazminat almaya hak kazanacak. Öte yandan bütçe süresince ara verilen grup toplantıları yeniden başlayacak. Salı günü MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çarşamba Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İyi Parti lideri Meral Akşener kürsüde olacak.